Sevgili dinleyenler, uzmanlar uyarıyor. Ramazan ayında özellikle tabii ki oruç tutuldu ama bu arada fazla şeker bayramla birlikte alınıyormuş. İşte bu konuda uyarıyor. Konunun uzmanı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yardımcı Doktor Meltem Soylu. Ramazan bayramında fazla şeker tüketiminin mide ve bağırsak sistemini bozduğunu bildirerek sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi. Uzmanlar, zararlı üç beyazdan birisi olan şekerin fazla tüketilmesi sonucunda vücutta kısa ve uzun vadeli zararlar oluşabiliyor diye uyarıyorlar. Biz de bu bilgi ışığından yola çıkarak Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yardımcı Doçent Doktor Meltem Soylu'ya sorular yönelttik. Yardımcı Doçent Doktor Meltem Soylu, bayramda şeker ve çikolataların daha çok ikram edildiğine dikkat çekerek şunları söyledi. Beslenmemizin değiştiği bir dönem aslında. Çünkü Ramazan ayı boyunca biliyorsunuz metabolizmamız zayıfladı. İki öğün yemek yer olduk ve daha az hareket. Hani eskisine göre fiziksel aktivitemizde de bir düşüş gözüktü. Tabii bayramda insanlar hemen beslenme şeklinde değişiklik yapma yönünde bir tavır sergiliyorlar. Kimisi aynı davranışı sürdürmeye yönelik beslenme alışkanlığını değiştirirken bir kısımda artık oruç bitti. Şimdi bu açığı kapamalıyız, ne bulsak yeriz, bolca beslenelim şeklinde bir düşünce içine giriyorlar. Aslında ikisinin de doğru olmadığını söylemekte fayda var. Ramazan'dan sonra metabolizma hızımızı yavaş yavaş arttıracak bir beslenme düzenine geçmekte fayda var diyebiliriz. Bunun için ne yapabiliriz? Bir kere öğün sayımızı arttırmamız gerekiyor. Çok bol besini veya bu açığı kapamak amacıyla çok abur cubur yemememiz çok önemli. Düzenli saatlerde beslenmemiz gerekiyor ve tabii ki fiziksel aktivitemizi de bir miktar arttırarak metabolizma hızımızı eski haline getirmemizde büyük fayda var. Tabii ki bayramlar bizim öz değerlerimizden en önemlilerinden biri. Türk kültürümüzde hem bayramlaşma hem de bayramda ikramda bulunma bizim kültürümüzde yer alan ve kaybetmememiz gereken önemli değerlerden biri. Biz bu dönemde tabii ki gelen misafirlerimizde ikramlarda bulunacağız ve geleneksel olarak da tatlı ikramı çok gündemde. Ancak şunu bilmeliyiz ki çok fazla tatlı tüketimi kan şekerimizi çok hızlı yükselttiği gibi çok hızlı da düşürmesine neden olur. Bu nedenle tüketiminde aşırıya kaçmamakta büyük fayda var. Şunu unutmayalım ki 2 dilim baklava yaklaşık 500 kalori içermektedir. Ve biz bu 2 dilim baklavayı verdiği kaloriyi yakabilmemiz için en az 1,5 saat tempolu yürümemiz, 1,5 saat yüzmemiz veya 1 saat bisiklete binmemiz gerekiyor. Lütfen tatlı tüketirken bu hususlara dikkat edelim. Soylu, bayramların bizim öz değerlerimizden biri olduğunu hatırlatarak, çocuklar için şeker kalori yasağı, büyümelerine hiçbir faydaları yok. Üstelik sindirim sisteminde de ciddi problemlere yol açıyor. O yüzden ben büyüklerimizden çocuklarımıza boş kalori kaynağı olan şekerler yerine fındık, fıstık, kuru yemiş tarzı küçük hediyeler vermelerini öneriyorum diye konuştu. Yine tabii çocuklar çok önemli. Biliyorsunuz bizim çocukluğumuzun da en güzel anılarıydı büyüklerimize gitmek, onların elini öpmek. Onlar bize böyle süslü mendiller içinde küçük harçlıklar verirdi. Şimdi sanki bu değişti. Her gelen çocuğa şeker ikram eder gibi olduk. Çocuklar için şeker boş kalori kaynağı. Büyümelerine hiçbir faydaları yok. Üstelik sindirim sisteminde de ciddi problemlere yol açıyor. O yüzden ben büyüklerimizden çocuklarımıza böyle boş kalori kaynağı olan şekerler yerine fındık, fıstık, ceviz, kuru yemiş tarzı küçük hediyeler vermelerini öneriyorum.